Ama asıl denklem Yeniçerilerle değişiyor. Yeniçeriler elit askerler, özel kuvvetler gibi sultanın. Yani sultanın bütün askerleri Yeniçeri değil. Yeniçeriler seçme askerler demek normalde. Tabii özel harekat gibi düşünün, komando gibi düşünebiliriz. Yeniçerilerin özel asker, bunlar genelde hep Balkanlardan falan alınıyor. Araplar, Türkler falan Yeniçeriliğe alınmıyor normalde. Daha işte seçme, seçiliyorlar, askere alınıyorlar, özel eğitim görüyorlar küçük yaşlardan itibaren. Fakat Yeniçerilik teşkilatı zamanla yozlaşıyor ve bozuluyor. Ekonomi de kötü olunca maaşları çok düşüyor. Yeniçeriler normalde evlenemezler ve ticaret yapamazlar. 40 yaşında emekli oluyorlar. Bugünkü bizim assubaylar gibi. Assubay mı hangisi? Benim yani liseden askeriye giden arkadaşlarım 41-42'de emekli oldular. O zaman da öyle. 40 yaşından sonra evlenip ne isterse yapıyor. Ticaret de yapabilir. Fakat ekonomi bozulup Yeniçeri maaşları çok düşünce, Yeniçerilerin sayıları da şişirilince yolsuzluklarla, bunlara ticaret yapma izni veriliyor. Yani evlenme izni veriliyor. Şehzadebaşı'nın yanında eski odalar, asıl ilk Yeniçeri kışlaları. Sonra orası yetmeyince Aksaray'da kışlalar var. Asıl kışlalar uzun zaman Aksaray'daki kışlalar. Oda deniyor orada. Eski odalar, yeni odalar. Eski odalar burada, caminin yanında. Yeni odalar şeyde, Aksaray'da. Yolsuzluklar oluyor. İşte kaçak isimlerini Yeniçerilere kaydedip maaş edenler oluyor. Normalde esnaftan adam esnaf, işte parası yok, kendini Yeniçeri kaydediyor. Hem prestij hem maaş alırım diye. Yani çok yolsuzluk oluyor. Maaşlar çok düşük. Yeniçerinin biri diyor ki hamama bile gitmeye yetmiyor aldığımız para diyor. Bu tip rivayetler var. Ekonomi kötü olunca izin veriliyor. Yeniçerilerin de bir zanaat yapacak bir yeteneği yok. Kahve açmak kolay bir şey. Kahveyi herkes yapabiliyor. Bilmiyorsan bile bir kahveci tutarsın, gelir olur. Yeniçeriler kahve açıyorlar. Kimileri küçük bunların. Ama büyük Yeniçeri kahvehaneleri var. Bunlar da işte o ekaberin gittiği gibi güzel mekanlar ve pahalı mekanlar. Yeniçerilerde para yok. Böyle pahalı kahvehaneleri nasıl açıyorlar derseniz, haraçla. Yani Yeniçeriler haraç alıyorlar. Şimdi bir yere Yeniçeri kahvehane açınca defter gönderiyor. Diyorlar ki aa, defter gönderdi o civarın zenginleri. Müslüman, gayrimüslim. Bağışta bulunuyorsun, zorunlu bağışta. Deftere adın yazılıyor. Sonra emniyettesin. Bağış yapmazsan ne olur? Ahşap her yer. Bir gece evin yanabilir. Dolayısıyla gönüllü tırnak içinde bağış yapıyorsun ve Yeniçeri evet, Yeniçeri kahvehanelerinin birçoğu gösterişli, zengin, pahalı malzemelerle yapılmış, işte taş binalar vesaire, gördüğümüz gibi bazıları. Yeniçeriler böyle kahvehaneleri var. Yeniçeri kahvehanelerin bir kısmı iki katlı. Gerektiğinde gece orada yatıyor o zorba diyelim, Yeniçeri ağası, kendi arkadaşları. Yeniçeri kahvehanelerinde yine müzik var, saz, söz var. Artı Yeniçeriler Bektaşi. Kahvehanede girişte karşı köşede en güzel köşeyi Bektaşi babaya ayırıyorlar. Bazen baba bütün gün, baba orada yaşıyor, Bektaşi babası, onu besliyorlar. Orada ekmek elden, su gölden. İşte bazen Bektaşi ayinleri oluyor, şeyleri oluyor, nefesleri vesaireyse yani oluyor. Yeniçeri kahvehaneleri böyle.